1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50. Mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz. Kanal 58 ekranlarında Şifa Kapısı programımızda bu haftada yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda yine önemli bir konumuzu ele alacağız. Ve değerli hocamız, kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız, operatör doktor Süleyman Yeni Ocak hocamızla birlikte tekrarlayan gebelik kayıtlarından bahsedeceğiz. Ama öncesinde pandemi günlerinde, yani korona günlerinde gebeleriniz süreci nasıl geçirdiler? Tabii kontrollü normalleşme dönemine girdik ve bu süreçte de gebelerimiz nelere dikkat edecekler? O süreçte neler yaptı gebelerimiz?
Bütün merak edilen sorularımızın cevabını Süleyman Yeni Ocak hocamızdan dinleyeceğiz. Ve ben öncelikle Süleyman hocam nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü korona günlerinde, pandemi günlerinde en büyük yükü sağlık çalışanlarımız yüklendiler. İyi ki varsınız diyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Herkese merhabalar diliyorum. Tabii ki bütün dünya ile birlikte ülkemizi de koronavirüs salgını etkisinde geçirdik. Halen de salgının devam ettiğini unutmamakta fayda var. Bu normalleşme dönemiyle birlikte biraz daha rutin işlemlere dönüyor gibi olsak da psikolojik olarak normalleşme o kadar da kolay olacak gibi görünmüyor. Pandeminin en yoğun yaşandığı günlerde diyelim, kadın hastalıkları ve doğum branşı olarak birkaç branşla beraber sürekli aktif hizmet vermek zorunda olan özellikle obstetri kanalı yani gebelikle ilgili olan durumlarla ilgili olarak kesintisiz olarak biz hizmetimizi elimizden geldiğince vermeye çalıştık. Doğumlar, yüksek riskli gebeliklerimizin ertelenemeyecek olan takipleri, düşükler, dış gebelikler, kanamalı durumlar ve buna benzer sayabileceğim birçok acil şekilde bize başvuru potansiyeli yüksek olan bir branşız biz zaten. Tabii ki rutin kontrollerimizi aralarını açarak biraz daha askıya aldık. Mecburi olmadıkça hastalarımızın öncelikle öncesinde bize ulaşarak acil bir durum olup olmadığı konusunda bir fikir sahibi olduktan sonra gelip gelmemeleri konusunda tavsiyelerimiz oldu. Ve gelmesi şart olmayan hastalarımızın gelmemesini tavsiye ettik. Ama tabii bu salgın döneminde gecikmiş, ertelenmiş, aslında gerçekten de doktora gelmesi gerekip de gelmemiş olan hastalarımızın çok acil bir şekilde ameliyatlarını yapmak zorunda kaldığımız durumlar da oldu. Hayati tehlikeye varacak kadar ciddi kanama durumlarıyla bize başvuran hastalarımız oldu. Acil ameliyattan tutun, zaten kan bulmakta zorlanılan bir dönemden geçiyoruz. Salgın döneminde daha da zordu. Onun zorluklarını da yaşadık. Bu yüzden o dengeyi kurmakta fayda var diyorum. Halen salgının azalarak da olsa devam ettiğini göz önünde bulundurarak ve halen hastaneye gelmekte çekinen hastalarımız da olabilir. Lütfen hekimleriyle, hastaneleriyle diyalog içerisinde olsunlar. Ertelenebilecek şey var, ertelenmeyecek şey var ve unutmasınlar ki hastaneler tedbirin en üst seviyede olduğu yerler. Yani nasıl? Tabii. Biz tabii hastane olarak da pandemi döneminde sağlık sistemimize maksimum katkıda bulunduk. Evet. Kendi branş hekimlerimiz en ön cephede olmak üzere bütün servislerimiz, yoğun bakımlarımız halkımıza sonuna kadar hizmetini verdi ve çok şükür çok kısa bir süre önce de bildiğim kadarıyla tabii branş hekimi olmadığım için şifayla birçok hastamızı taburcu edip en son COVID hastamızı da yakın zamanda servislerimizden taburcu ettik. Bize verilen görevlendirmeler olduğu zaman branşımız dışında onları da seve seve yerine getirdik. Pandemi bir halk sağlığı sorunudur. Pandemi bütün ülkenin sağlık çalışanı olsun. Az önce sağlık çalışanlarına teşekkür ettiniz ama o dönemde bize gıda temini sağlayan, bizim güvenliğimizi sağlayan, bizim ulaşımımızı sağlayan, yani zaruri hayati ihtiyaçlarımızın karşılanmasında rol alan memlekette kim ne emek verdiyse hepsine yürekten teşekkür ediyoruz biz de. Sağlık emekçilerine ayrıca katkıda bulunmak için birçok insan işbirliği içerisinde, yardımlaşma, dayanışma içerisinde hareket etti. Kötü bir sınav vermiyoruz şu an için. Evet. Ama gevşemek, rehavet, her şey normalmiş gibi davranmak gerçekten daha kötüye sebep olabilir. Bunu unutmayalım. Zaten artık herkesin sürekli tekrarladığı belli tedbirlerden yana bir gevşeme olursa bunun yani son virüs Türkiye'den hatta dünyadan yok olana kadar bu virüs salgını bitmeyecek diye bilmekte, beynimize bunu kazımakta fayda var. Riskin nerede olduğunu bilemeyiz. O yüzden tedbirli bir şekilde yaşayacağız. Yani kontrollü yaşayacağız. Ama bunu hakikaten iyice benimsemesi lazım insanların. Özümsemesi lazım insanların. sokağa çıkma yasakları olsun, diğer benzeri kısıtlamalar olsun. İnsanlarda bir yasak var. Ortadan kalktığında tamam algısı oluşturdu biraz. Bir şey yasakken kaldırıldığında daha ters tepki verdi maalesef. Böyle olmasın. Sürekli belli bir seviyede bir dengeyle ve kontrolle gitsin. Hepimizin bu bilinçte olmasını bekliyorum ben.
Hastane konusunda da az önce belirttiğim gibi hastane aslında kendini de nasıl koruyacağını daha iyi bilen sağlık profesyonellerinden oluşuyor. Karşıdakini de çok daha iyi nasıl koruyacağını bilen sağlık profesyonellerinden oluşuyor. Yani o yüzden zaruri durumlar veyahut çelişkide kalınıyorsa telefonlarımız 7/24 açık, hastanenin telefonları 7/24 açık. Özellikle gebelerimiz ve riskli durumu olan hastalarımızda. Tabii. Yani dediğim gibi çok üzücü durumlarla da karşılaşmanın sınırından döndük biz bu salgın döneminde. Bu korku yüzünden. Avrasya Hastanesi gerçekten başarılı bir süreç geçirdi. Neden? Kesinlikle. Çünkü gerek hastalarımız, gerek yakınları olsun, gerek hastaneye gelenleri olsun, ateşleri ölçüldü, el dezenfektanları ikram edildi, galoşlar giyildi, maskeler taktırıldı. Tabii. Hastane olarak bu işin sonuçta hastaneler en başta. Bu işin öncüleri ve doğruyu Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda yayınladığı rehberleri harfiyen uygulamakta yükümlü olan yerler. Bizim örnek olmamız gerekiyor bu durumda zaten en başta. Hem buraya gelen hastalarımızın sağlığını korumak, hem kendi personelimizin, kendi çalışanlarımızın sağlığını korumak adına gereken bütün tedbirleri halen almaya devam ediyoruz. Evet. Dediğim gibi salgın bitmedi. Biz pandeminin en yoğun olarak yaşandığı günlerdeki tedbirlerimizle halen işimize aynı özenle, aynı tedbirle, aynı hassasiyetle devam ediyoruz. Umarım bu salgın bir gün tamamen biter, her şey normale döner. O zaman yine işimizin başında olacağız ama daha keyifli ve daha rahat bir şekilde işimizi yapmaya devam edeceğiz. Bunun yarattığı stres ve kaygı herkesi etkilemiş durumda. Bu kaygı umarım zamanla vakalarımızın azalmasıyla, sıfırlanmasıyla sıfırlanır inşallah diyorum. Evet. O dönemde doğumlar oldu mu? Tabii doğumlar mecburen. Doğum engellenemez, durdurulamaz, ertelenemez. Bir acil, en acil ihtiyaçlardan biridir. En acil sağlık ihtiyaçlarından biridir. Doğumlar tabii ki oldu. dediğim gibi acil kanamalı durumlarımız oldu. Dış gebeliklerimiz oldu. Ameliyat etmek durumunda kaldığımız acil bir şekilde. Kadın doğum birkaç branşla beraber özellikle acil bir şekilde hastasının başvurma potansiyeli yüksek olan bir branştır. Evet. O yüzden biz de diyebilirim ki kesintisiz bir şekilde hemen hemen her gün buradaydık ve işimizin başındaydık ve sonuna kadar hastalarımıza hizmet etmek adına görevimizin başında olmaya özen gösterdik. Hocam iyi ki varsınız. Sağ olun. Evet, tekrarlayan gebelik dedik hocam. Evet, gebelik evet. Kayıtları programımızın ana başlığı. Peki tekrarlayan gebelik kayıtları nasıl tanımlanır? Evet. Tekrarlayan gebelik kayıpları aslında öncelikle düşük nedir? Düşük gebeliğin 20. haftasından önce olan gebelik kayıplarına düşük diyoruz. 2'den fazla özellikle 3 ve daha fazla gebeliğin 20. haftasından önce düşükleri olan hastalarımız artık tekrarlayan gebelik kaybı kategorisine alınıyor. Öncesinde 3 ve daha fazla 20 gebelik haftasından önce düşükle sonuçlanan gebeliği olan hastalarımız bu kategoriye alınıyor. Aslında gebelik düşük dediğimiz zaman gebeliğin çok erken dönemlerini ayrı değerlendirmek de gerekebilir. Özellikle gebelik kayıplarının düşüklerin klinik olarak gebelik ortaya koyulduktan sonraki oranları farklıdır. Yani gebeliğin artık tamam bu gebelik oluştu ve ultrasonla tespit edildi. O aşamadan sonraki düşük oranı ortalama aslında %15'tir. Ama ondan önce gebeliğin rahme yerleşme aşamasından sonra implantasyon dediğimiz dönemden sonraki aslında gebelik kayıp oranları %31'ler civarındadır. Yani daha kese oluşmadan, ultrasonda kese görünür hale gelmeden bizim bir sürü düşükte sonuçlanan, farkında bile olunmayan birçok gebelik kaybımız olmakta. Buradaki esas olay bir düşük herkesin başına gelebilir. Bu durumun tekrarlaması. Bu hastalar açısından üzücü olabiliyor. 6-7 kere arka arkaya düşük yapan hastalarımız bile mevcut. Travmatik bir durum. Gerçekten gebelik isteği olan çiftlerimizin psikolojisini de bozabilen ve umutsuzluğa sevk eden bir durum olarak karşımıza çıkıyor.
neyse ki çok fazla sık değil aslında işin özünde. Aslında az önce dediğin gibi toplumdaki genel düşük oranı %15 iken bu düşüklerin tekrarlanması az önce tarif ettiğimiz gibi yani tekrarlayan gebelik kaybı aslında %1'ler civarında. Çok fazla aşırı tekrarlamıyor. Ama o insan için gerçekten çok büyük bir problem. O grup hastalarımız için çok büyük bir problem. Sürekli gebe kalıp düşük yapıyor olmak ve bunun tekrarlama riskini, stresini taşıyor olmak ciddi bir problem. Bebeklerde de kayıp olabiliyor mu? Düşük tabii. Olabiliyor mu? Tabii ki. Yani tüp bebeklerde de düşük olabilir. Hatta yardımcı tedavi teknikleri kullanıldığı zaman tüp bebektir, aşılamadır. Sonuçta bu tedaviler gebe kalmakta bir şekilde zorlanan, bir şekilde doğal yolla gebe kalamayan çiftlerimize uygulanmakta. Yani altta bir problem yatıyor olabilir zaten o hastalarda. Yani rahminde bir problem olabilir, yumurtalıklarında bir problem olabilir, eşin sperminde bir problem olabilir. Zaten potansiyel problem taşıma ihtimali olan çiftlerimiz onlarda düşük tabii ki görülüyor. Peki hocam, biraz altta yatan sebepleri açabilir miyiz? Tekrarlayan gebelik kayıtlarında altta yatan sebepler nelerdir? Tabii. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Bu grup hastalarımız gerçekten dediğim gibi psikolojik yönü biraz ağır basıyor. Bir umutsuzluk ve karamsarlık içerisine giriyorlar. Aslında girmesinler tabii. Aslında bu tekrarlayan gebelik kayıplarının %50'sinin hemen hemen sebebi bulunamıyor. Tespit edilemiyor hiçbir şekilde. Bir gebelik kaybı olduğu zaman bir düşük sonrası dedik ya %15'lerde gebelik kaybı ihtimali var, herkesin düşük yapma ihtimali var. Bir kere düşük geçirmişseniz ikincisinde bu %20'lere, %24'lere çıkıyor. İki kere düşük yapmışsanız üçüncü gebelikte tekrar düşük olma ihtimali %30'lar civarına çıkıyor. Üç kere düşük yapmışsanız daha önce dördüncüde düşük yapma ihtimali %40'lara falan çıkıyor. Ama bu oranları söylerken ben şuna dikkat çekmek için söyledim aslında. Yine de en yüksek ihtimal canlı bir doğumla sonuçlanmasıdır gebeliğin. Yani bakın 3 kere düşük yapmış oluyorsunuz. Düşük yapma ihtimaliniz yine maksimum %40'lara çıkıyor. Yine %60 doğumla sonuçlanma. Gebelik kaybı yaşamadan canlı bir doğumla sonuçlanma ihtimaliniz yine daha yüksek. Yani tekrarlayan gebelik kayıplarına rağmen o hastalarımızın kucağına çocuk alma ihtimalleri yine daha ağır basıyor istatistiksel olarak. Tabii ki bunların nedenleri farklı kategorilerle değerlendirmek lazım, kategorize etmek lazım biraz. Anneye ait faktörler olabilir, babaya ait faktörler olabilir, fötüse ait faktörler olabilir. Yani oluşmuş olan embriyoya, bebeğe ait faktörler olabilir, çevresel faktörler olabilir. Bunları da kendi içerisinde sıfırlandırmakta fayda var. En sık aslında etkisi kesinlikle ispatlanmış olan birkaç şey var sadece. Anatomik nedenler diyebileceğimiz nedenler bu grup içerisinde. Rahmin yapısında doğuştan gelen anormallikler olması, bunların arasında da en sık aslında perde olması rahimde, uterin septum dediğimiz perde olması, çift rahim yapısal anormallikleri, onların farklı farklı grupları var, bir kısmı erken doğumla çok daha ilişkili olabiliyor. Perde de aslında geç düşük veyahut erken doğumla daha çok ilişkili olmakla beraber perdenin yapısal özelliklerinden dolayı bazen o rahimdeki perdeye de gebelik yerleşebiliyor ve bu erken dönemde düşükle sonuçlanabiliyor. Onun haricinde anneye ait bazı hastalıklar tetikleyebiliyor bu tekrarlayan gebelik kayıplarına. Olumsuz anlamda katkıda bulunabiliyor. Bunların başında aslında diyabet, tiroid hastalıkları, özellikle hipotiroidi dediğimiz durum, polikistik over sendromu, zaten normalde gebe kalmayı zorlaştıran bir durum olmakla birlikte gebe kaldıktan sonra da düşük potansiyelini arttıran bir durum. Obezite de önemli değil mi? Obezite yani? Tabii ki kesinlikle. Kilo. Zaten bunların hepsini aynı çerçevede düşünmek lazım. Obezite, polikistik over sendromu, infertilite, kısırlık, bunların hepsinin yani polikistik overle beraber olan infertiliteden bahsediyorum. Altında insülin direncinin mekanizma olarak çok önemli olduğunu biliyoruz. Ve onun düzeltilmesinin hem gebe kalmaya hem sağlıklı gebelik ilk 3 ayda insülin direnciyle ilgili özellikle daha öncesinde ilaçların başlanmış olması ve devam edilmesi düşük ihtimalini azaltan bir şey mesela insülin direncinin azaltılması hem gebe kalmaya kolaylaştırıyor hem düşük ihtimalini azaltıyor insülin direncini kırmak hastada. Anatomik nedenler dediğim gibi aslında biraz
yaşandıkça anlaşılabiliyor. Onun için yani hastamız gebe kalıyor, düşük yapıyor, erken doğum yapıyor. Ondan sonra yapılan kontrollerde de bir bakıyorsunuz ki aslında rahmin yapısında bir anormallik var. Bu tarz durumlar için aslında daha sonra da değiniriz. Gebelik öncesi bir danışmanlığın önemi. Bu tarz üzücü durum oluşmadan aslında çok bariz. Her şeyi bilemeyiz tabii ki, her şeyi göremeyiz. Yani sen gebe kaldığında sağlıklı doğurursun diyemeyiz gebelik öncesi de danışmanlıkta. Tabii ki hastamızın hiçbir gebelik geçirme öyküsü yokken bunu söylemek zor. Eş faktörü de var çünkü başka faktörler de var beslenmeyle ilgili. Ama en azından çok bariz bazı problemler hakikaten basit bir alttan vajinal ultrasonla, normal abdominal karından yapılan ultrasonla, rahim filmi gibi destekleyici yöntemlerle bariz uterus anomalisi olan, yapısal anomalisi olan hastalar tespit edilip böyle olumsuz bir deneyim yaşamadan önce perde varsa mesela perdenin alınması, düzeltilecek bir durum varsa rahim duvarı içerisinde yerleşmiş olan bir kitle, polip, miyom mesela onlar da anatomik nedenler arasında yer alıyor. Tekrarlayan düşükler arasında. Gebeliğin yerleştiği yerde mevcut olan kitleler bunlar. Polip, miyomlar. Tekrarlayan düşüklere sebep olabilir. Bunlar varsa önce tedavi edilip arkasında gebe kalınması bu tarz üzücü durumların oluşmasına engel olabilir. Ama maalesef biz de bunu karşılıyor değil mi? Biz de tabii ki önce yaşıyoruz genellikle. Önce yaşıyoruz genellikle. Bize de hasta bazen çok acil bir şekilde geliyor. O esnada tespit ediyoruz bazı anormallikleri. Onun için gebelik öncesi danışmanlık yeni evli çiftlerimize tavsiye ediyoruz. Zaten rutin yıllık jinekolojik muayenenin her alanda faydası var. Yeni evlenmiş olan çiftlerimiz gebelik planlıyorlarsa eğer bir danışmanlık almalarında gebelik öncesi hem yapılması gereken muayeneler ve tahliller de var tabii ki. Bunların hepsinin taranmasında fayda var. Nedenleri çok çok geniş kapsamlı. Anatomik nedenlerden başladık. Yani anneye de, ait değil tabii ki, tabii ki. Paternal kromozom anomalleri olabilir. Yani sperm DNA'sındaki bir anormallik bile sağlıksız bir ürünün oluşmasına, bir sağlıksız bir döllenme ürünün oluşmasına sebep olabilir. Zaten daha sonra değiniriz. İnceleme yapılırken ve yodluların sebepleri araştırılırken eş de inceleniyor. Anne adayı da inceleniyor. Hepsi inceleniyor beraber. Kromozomal yapısal anomaliler olabiliyor. Aslında bu kromozom analiziyle ortaya koyulabilecek bir şey. Eşlerin kromozom analiziyle yapılabilecek, tespit edebilecek bir durum. Anatomik nedenlerle birlikte aslında etkisi ispatlanmış olan birkaç şey daha var. Birçok neden var dediğim gibi araştırılması gereken öyle bir durumda. Kalıtsal pıhtılaşmayla ilgili bozukluklar olabiliyor, kan pıhtılaşmasıyla ilgili bozukluklar olabiliyor ve ebeveynlerin kromozom bozuklukları olabiliyor. En başta bunlar gerçekten iyi araştırılmış ve nedenler arasında tespiti olabilen şeyler. Sigara kullanımı mesela, alkol kullanımı, gebelikte kahve kullanımı, kötü beslenme alışkanlıkları, stresin, kaygı bozukluklarının bunların da olumsuz yönde etkisi olduğu biliniyor. Bağışıklık sistemiyle ilgili bazı bozuklukların gebelik kayıplarına katkısı olduğu ifade ediliyor. Sigara ama iyi tabii sigara da var. Tabii sigara da var. Sigara, kafein tüketimi bunların hepsinin olumsuz yönde etkisi var. Erkek için mi yoksa? Her ikisi içinde ama özellikle bizim gebe açısından bunu söylüyoruz. Gebenin sigara tüketimi ve yoğun kahve tüketimi düşük riskini artıran şeyler tabii ki de. Ama öncelikle kalıtsal bir durum var mı? Genetik faktörler var mı? İmmünolojik dediğimiz bağışıklık sistemiyle ilgili nedenler var mı? Bunları düşünmekte fayda var. Anatomik nedenler var mı? Rahim yapısıyla ilgili gebelik kayıplarına neden olabilecek sebepler var mı? Bunlar üzerinde durmak lazım. Eşten kaynaklı kromozom bozuklukları olabilir. Bazen iki tane eş öyle denk gelir ki erkekte de bir kromozomda bozukluk vardır. Anne adayında da kromozomda bir bozukluk vardır ve onlar gerçekten çakışır ve ortaya sağlıksız bir bebek, bir embriyo denk gelir ve sürekli denk gelebilir. Onun için o kanda bakılan kromozom analizleri bu konulara da bize fikir verebiliyor. Bu tarz hasta gruplarımızı araştırırken. Ama dediğim gibi, ilk başta dediğim gibi yani çoğunun sebebi bulunamıyor aslında. Yani yarısına yakını, %40-50'si idiopatik dediğimiz. Yani şu sebepten dolayıdır diyemiyoruz.
Üzerinde durulması gereken en önemli nokta bu durumla ilgili aslında erken gebelik kayıplarının, özellikle 8 hafta altı olan erken dönem gebelik kayıplarının yarısı ve daha fazlası hatta bebekten kaynaklı oluyor. Evet. Anneye ait nedenler olabilir dedik, çevresel nedenler, babaya ait nedenler olabilir. Bunların hepsinin belli yüzdeleri var. Ama yarısından fazlası aslında bebeğin kromozomal olarak anormal bir yapıya sahip olmasından, yani bir anormallik taşıyor olmasından, anormal bir bebek olmasından kaynaklanıyor. Bunun tespiti de mümkün olabiliyor. Onun da değiniriz. Bunun akılda tutulmasında fayda var bence. Kesinlikle. Yani çok erken dönemdeki gebelik kayıplarına hepimiz üzülüyoruz. Hem hekim olarak biz hasta adına üzülüyoruz, hem hastamız ve eşi üzülüyor, ailesi, akrabaları üzülüyor. Ama üzülürken çok üzülmeyin dedirten bize bir şey bu. Üzülün ama gerçekten çok fazla da üzülmeyin şu an için. Belki gerçekten yaşamla bağdaşmayan ve bunun belkisi %50-60'larda az bir ihtimal değil. Yani %70'lere varana kadar oranlar var bunlarla ilgili. Zaten sağlıksız bir gebelikti. En az %50-60 ihtimalle öyleydi. Sizden kaynaklı bir şey olmama ihtimali de yüksek. Tekrarlayıp tekrarlamayacağına bakmakta fayda var. Zaten genellikle bu yönde bir düşünce içerisindeyiz biz. Bunun akılda tutulmasında fayda var diye düşünüyorum. Peki Süleyman Hocam, bu tür gebeliklerde tedavi yöntemleri nelerdir? Evet, tekrarlayan gebelik kaybı olan hastalarımız dediğim gibi 2'den fazla özellikle klinik olarak ispatlanmış gebeliği var ve daha önceden kayıpları olan hastalarımızı incelerken az önce bahsettiğim nedenlere yönelik. Acaba bir neden bulabilecek miyiz? Altayadan sebep bulabilecek miyiz? Çünkü %40-50'sinde dediğim gibi hiçbir sebep bulamayabiliyorsunuz. Acaba bir sebep bulabilecek miyiz? Öncelikle öyle bir çiftle, öyle bir anne adayıyla karşılaştığımız zaman gerçekten önceki gebeliklerin öyküsünü çok iyi anlamak lazım, çok iyi dinlemek lazım. Önceki gebelik kayıpları kaç haftada oldu? Kese görülmüş müydü? Kalp atımları çıkmış mıydı? Yoksa bir kimyasal gebelik dediğimiz daha kese görülmeden gebelik oluşma aşamasındaki yaşanan kayıplar mı? Bunların kategorize edilmesi, sınıflandırılması çok önem arz ediyor bakış açımızda. İlerleyen haftalardaki gebelik kayıpları farklı kategoridedir. Çok erken dönemdeki gebelik kayıpları farklı kategoridedir ve benzer haftalarda aynı olumsuz sonucun tekrarlama potansiyeli daha yüksektir aynı hasta için. Onun için hastayı iyice dinlemek, aile öyküsünü iyice dinlemek, ailede genetik hastalıklar açısından yaygın bir genetik hastalık var mı? Genel olarak eşinin ve kendisinin ailesinde akraba evliliği var mı? Bütün bunları dahil olmak üzere detaylıca bir hastanın önce öyküsünü iyice dinlemek ve anlamak lazım. Akraba gebelik evliliği de önemli. Tabii ki yani akraba evliliklerinde artan genetik anormallikler olabiliyor. Tabii her akraba evliliğinde olacak diye bir şey yok. Akrabalığın derecesi ve akraba olunan o ailede, o sülalede genetik olarak bir hastalık mevcudiyeti var mı yok mu? Ne tür hastalıklar var? Bunlar geçiş gösterdiği zaman ne tarz bir klinikle ortaya çıkıyor, ne tür hastalıklar var, onları bilmekte fayda var. Bunların hepsi bilinmeli ve dinlenmeli. Belki de çok basit bir ayrıntı bizi sonuca götürebilir bu tarz konularda. Bunu yaptıktan sonra öncelikle anne adayının detaylı bir jinekolojik muayenesinin yapılması gerekiyor. Rahim yumurtalıklarda yapısal olarak bir anormallik var mı? Düşükleri açıklayacak bir altta yatan bir sebep var mı, yok mu? Şüphelenilen durumlarda veyahut rutin olarak bile rahim filmi çekilebilir. Rahim duvarının anatomisini, yani gebeliğin esas olarak yerleştiği ve tutunmaya çalıştığı yer rahim duvarıdır. Anatomisini bize en iyi gösteren şeylerden biri rahim filmi. Aynı zamanda tüplerin durumunu da bize gösterir. Şüphelenilen durumlarda rahim duvarıyla ilgili yapışıklıklar olabilir. Daha önceki düşük ve kürtajlara bağlı yapışıklıklar olabilir. Rahim duvarı içerisinde miyomlar olabilir. Altten kamerayla, histeroskop dediğimiz yöntemle bu tarz sorunlar çözülüp çok olumlu sonuçlar alınabiliyor. Mesela anatomik nedenlerden dolayı bu aslında en kolay çözülecek şey. Yani sebep belli, sonuç çok verimli bir şekilde alınabiliyor. %80-90'lara varana kadar, %70-90 civarı canlı gebelik oranları var mesela. Eğer perde var, perdeyi aldınız, çok olumlu sonuç alıyorsunuz.
rahim duvarında bir sıkıntı var, onu anatomisini düzelttiğinizde rahim duvarını çok olumlu sonuç alabiliyorsunuz. Keşke hepsi böyle olsa. Yani hepsi düzeltilebilir, altta yatan nedenin bariz olduğu durumlar olsa. Ama sebepsiz olanlar biraz... Tabii sebepsiz olanlar var, çok detaylı incelenmesi gereken durumlar var. Anne ve babanın kromozom analizinin yapılması, mesela altta yatan nedenler, az önce bahsettiğim gibi ikisinde de farklı boyutta kromozom bozukluğu olabilir. Bu DNA dediğimiz analizler yapılmalı. Kromozom yapısal bozuklukları, sayısal bozuklukları var mı, onlara bakılması gerekiyor. Bu evlilik öncesinde araştırma... Yok, onlar tamamen bizim herhalde yani evlenme prosedürlerinde kan grupları, belli bölgelerde, yaygın görüldüğü bölgelerde talisemi ve orak hücreli anemi taşıyıcılığı gibi şeylere bakılıyor diye biliyorum. Yani tabii biz de evlendiğimizde bize kromozom analizi yapılmadı. Öyle Türkiye'de rutin öyle bir uygulama yok tabii ki. Olması da gerekmiyor. Evet. Sadece sorun karşılaşılan durumlarda. Bütün gebelik kayıpları içerisinde %3-5'lik bir kısmı aslında tekrarlayan gebelik kayıplarında bu kromozom yani paternal anne babadaki kromozom bozukluklarından dolayı olduğu biliniyor. O yüzden araştırılmasında fayda oluyor onun. Tiroid, şeker, bazı obezite hormon obezite ile ilgili bazı tahliller, bizim bazı hormonal bozukluklar gebelik kayıplarıyla ilişkili olabiliyor. Androjen dediğimiz bu testosteron grubu hormonların yüksek olması, prolaktin dediğimiz süt hormonunun yüksekliği tekrarlayan gebelik kayıplarında hakikaten rol alabiliyor. Prolaktinin düzeltilmesi gebelik kaybını azaltabiliyor. Bazı hormon tetikleri dediğim gibi bunların yapılması gerekiyor. Özellikle antifosfolipid antikor sendromu dediğimiz bir durum var. Bu kan pıhtılaşması ile ilgili olan bir durum. Bu aslında birçok farklı kan pıhtılaşması bozukluğu var. Ve en popüler olan aslında bu konuyla ilgili, bu tekrarlayan gebelik kayıplarında en popüler olan kısmı burası. En çok araştırılan, en çok yanıtsız sorusu olan bölüm de burası. Biraz çelişkili bilgiler var bununla ilgili. Ama çelişkisiz olan bir tane var, antifosfolipid antikor sendromu dediğimiz. Bu da pıhtılaşmayla ilgili bir şey. Kanın pıhtılaşmasına sebep olarak bebeğe, plasentadan bebeğe yeterince kan gitmesini engelleyerek, orada pıhtılar oluşturarak gebeliğin büyümesini, gelişmesini, sağlıklı bir şekilde ilerlemesini bu pıhtılar engelliyor. Yeterince kan pompalanamadığı için anne karnında gelişememeyle ölümle sonuçlanıyor gebelikler. Zaten tanı koyarken de bunlara hem bununla ilgili koyulan tanı testleri var, tahliller var, antikardiyolipin antikorları, lupus antikoagülanları, ama klinik olarak da 3 tane mesela 10 hafta altı gebelik kaybı varsa ya da bir tane 10 hafta üzerinde daha önceden kalp atımı var da kalp atımı durmuş, kaybedilmiş bir gebelik kaybı varsa ya da 34 hafta altında preeklampsi dediğimiz gebelik zehirlenmesi diye tabir edilen halk dilinde gebelik tansiyonu ve idrarda protein kaçağıyla giden bir hastalık, gelişme geriliği ya da geç bebek ölümü varsa bunlar tanı ve beraberinde laboratuvar testlerinin iki kere tekrarlanması, uzun arayla iki kere tekrarlandığında pozitif geliyorsa antifosfolipid antikor sendromu diyebiliyoruz o hastaya. Bu neden önemli, neden özellikle buraya geldik? Tedavi verildiği zaman çok olumlu anlamda fayda görülebiliyor bu grup hastalarda. Başka kalısal trombofili bozuklukları da var. Kan pıhtılaşmasına sebep olan bu trombofili dediğimiz kan pıhtılaşma bozuklukları diyelim. Kanın pıhtılaşma ve cıvıklaşmasını sağlayan mekanizmalarda bir yerde bozukluk var diye düşünün ve yeterince bebeğe kan gidemiyor ve bu yüzden kalp atımı duruyor, gelişemiyor, ilerlemiyor o gebelik. Kan sulandırıcı ilaçlar verildiği zaman fayda eder mi acaba bu tarz durumlarda? O antifosfolipid antikor sendromu için evet, cevap kesinlikle onda. Yani evet diyebiliriz. Onda koraspin dediğimiz bu düşük doz aspirin, aspirin beraberinde kan sulandırıcı iğne, heparin grubu iğnelerle çok olumlu sonuçlar alınabiliyor o hastalarda. Çok artan oranda bir canlı doğum oranları izlenebiliyor. Bazı farklı kan pıhtılaşma bozuklukları da var. Bunların bir kısmının etkisi gebelikteki bu gebelik kayıplarına, bu pıhtılaşma bozukluklarının etkisi net olarak bilinemiyor. Bir kısmının riske attırdığı biliniyor. Hepsinin taranması şart değil ama özellikle taranması gereken protein C, protein S, protrombin gen mutasyonu dediğimiz belli başlı pıhtılaşma bozuklukları da var.
Dediğim gibi bunların bir kısmının sonuca etkisi var. Taranmasının ve tedavisinin bir kısmının etkileri tartışmalı. Ama dediğim gibi biz hekim olarak bu tarz tahlillerin yapılmasını, özellikle bu tekrarlanan gebelik kaybı olan hastalarımızda talep ediyoruz. İkincisi, eğer ki bir gebelik kaybı tekrarlıyorsa gerçekten bebeğin, az önce bahsettiğim gibi erken gebelik dönemindeki kayıpların yarısından fazlası hemen hemen bebekten kaynaklı. Bunun bilinmesi aslında hem psikolojik olarak rahatlatıcı, hem de sonraki gebeliklerin seyri açısından iyi bir fikir verici bir tetkik olur. Bebekteki kromozom analizini tespit edilme imkanı var mı? Var. Biz bir gebeliğin sorulandığını gördüğümüz zaman, kalp atımları durmuş, kese içerisinde kalp atımı yok ve benzeri durumlarda genellikle ya kendiliğinden düşük ya da kürtaj önerilir. Bu tarz durumlarda kürtaj yapıldığı zaman o kürtaj materyalinden, düşük materyalinden genetik analiz yapılabiliyor. Bazen sonuç veremeyebilse de sonuç alındığı zaman bebekteki kromozom bozukluğu tespit edilebiliyor. Yani anneye babaya şunu diyebiliyoruz öyle bir durumda. Bakın, sizin bu ikinci düşüğünüz ama ilkini bilmiyoruz, ama şu an karşımızdaki bu genetik sonuca göre bu bebekte şu şu kusur varmış. Yani bu bebekteki kusurdan dolayı olmuş olan bir kayıp. Bu birincisi daha az üzücü hale getiriyor. İkincisi, bebek kaynaklıysa ve gerçekten tespit edilmiş başka bir sorun yoksa, sonraki gebeliğin bebeğin sağlıklı olması halinde çok daha yüksek ihtimalle canlı doğuma sonuçlanacağı fikrini verir bize. Yani anneye ait bir şey yok, babaya ait bir şey yok ortada. Kusur, anormallik embriyonun kendisinden kaynaklıydı. Bu tamamen tesadüfi de olabilir. Bir sonrakinde daha sağlıklı bir bebek oluşursa, sende bir sorun yok, sen bunu taşırsın belki de 9 ay diyebilme şansımız olabiliyor. %50-60 kayıplarda ebeveynlerin üzülmemesi gerekiyor. Tabii ki kesinlikle. Şimdi bazı kuruluşlar, cemiyetler, örgütler ilkinden itibaren bu genetik analizi önerebiliyor. Bazıları 2'den 3'ten sonra genetik analiz yapılsın denilebiliyor. Bunların hepsi biraz da psikolojik etmenler, biraz da tıbbın o günkü güncel bilgileri de düşünülerek hastayla birlikte değerlendirilerek karar alınması gereken şeyler. Detaylı bir araştırma yapılmasına rağmen bunu akıldan çıkarmayalım, hiçbir zaman hiçbir şeyde bulunmayabilir. Evet. Tekrarlayan gebelik kayıpları içerisinde. Öyle kalınabilir yani. Ama önceden bebekte genetik analiz yapılmışsa, bebeğe genetik analiz yapılmışsa, düşük materyalinden, kürtaj materyalinden, en azından açıklama yönünde de bir veri olmuş oluyor elimizde. Yani düşük materyalin genetik analizi, kürtaj materyalin genetik analizi yapılmışsa, en azından öncekinin sebebini biliyorduk. Bebekteki kusurdan dolayı bir düşük gerçekleşmişti, bir sağlıksızlık durumu bebekten kaynaklıydı diyebilme şansımız olabiliyor. Ama sonrasında sağlıklı bir bebek dünyaya da geliyor. Tabii ki. Şimdi Altea'dan nedenin düzeltilmesine bağlı olarak gebelik oranları çok ciddi oranda yükselebiliyor. Dediğim gibi keşke her hastada sebebi bu, tedavisi de bu diyebilsek. Keşke öyle olsa. O grup hastalarımız bence sebebi bulunamayan, bir türlü hani bir yere bağlanamayan hastalarımızdan daha şanslı oluyorlar o grupta. Yani belli bir sebep bulundu ve tedavisi var, evet, ve çözüldü. Ondan sonra da yani 63 sonrası canlı gebeliği olan hastalarımız var, canlı doğumları olan hastalarımız var. Bu tabii ki o kadar uzun süren, olumsuz yaşanan bir sürü şeyden sonra güzel bir olay oluyor. Peki Süleyman Hocam, bazen işte dış gebelikle karşılaşılabiliyor. Evet. Dış gebelik o kategori içerisinde değil, ama verdiğiniz diğer örnek, işte gebe olduğunu bile anlamıyor, evet, ama işte bir şekilde düşükle sonuçlanmış olabiliyor. O grupta dahil edersek aslında %60-70'lerden bahsediliyor. Yani aslında oluşmaya başlamış olan gebeliklerden %30'u sadece doğumla sonuçlanıyor diye bir bilgi var mesela. Çok erken dönemde kaybedilen biyokimyasal gebelikler söz konusu. Onları bu kategoriye çok fazla sokmuyorlar aslında. Hani bu tarz durumlarda klinik olarak tespit edilen gebeliğin kaybından daha çok bahsediliyor. Yani kese oluşmuş, ondan sonra yahut kalp atımı oluşmuş,
kese büyümüş, belli bir haftaya gelmiş, ondan sonra kaybedilen gebelikler. Onları da işin içine kattığımız zaman oran 2 kat falan yükseliyor normalde bildiğimiz düşük oranına göre. Ama onları da biz ciddi alıyoruz. Hepsini, biyokimyasal gebelikler, dış gebelikler, gebelik mekanizmasında, gebelik oluşma mekanizmasında olabilecek birçok soruna işaret edebilir bunlar. Onlar da ekleniyor ve onlar da hesaba katılıyor her zaman bu tarz hastalarımıza bakarken. Ve az önce tabii Süleyman Hocam'ın konuşmasının içerisinde önemli bir detaydı. Kişinin psikolojikmen kendini rahat hissetmesi. Tabii. Aslında o strese girmemesi. Tabii. Kafasında kendisiyle işte ben bu rahatsızlığı yeneceğim demesi. Tabii. İşte ben sağlıklı bir gebe olacağım deyip de tabii önce kendisi... Aslında tam tersten bakmak lazım. Şöyle yani hasta yerine koyduğumuz zaman kendimizi... Bende bir sorun var, bizde bir sorun var, o yüzden olmuyor. Bu psikoloji çok ağır basıyor hastalarımızda. Evet. Yani herkes gebe kalıyor, doğum yapıyor. Anne ilk başta kendinde kusur aramaya başlıyor. Ama dediğimiz gibi anneye ait kusurlar bu işin ufak bir kısmı sadece. Bebeğe ait kısımlar çok daha ağır basıyor. Babaya ait nedenler olabilir, bir sürü farklı sebep olabilir. Zaten burada aslında işin anahtarı bir düşük de olsa hastada, iki düşük de olsa... Ne olursa olsun düşükle ilgili bu genel bilgilendirmelerin sakin bir ortamda evet. Hastaya bir süre ayırarak düşük çok çok sıradan bir şeymiş gibi aksettirmeden tıbben evet çok çok ciddi bir sorun olmayabilir. Yani hastanın hayatı tehlikesine sebep olabilecek çok farklı düşükler olabilir tabii ki. Septik abortuslar çok kanamalı düşükler olabilir. Ama bu tarz erken dönem gebelik kayıpları hakkında önce hastaya, eşine detaylı bilgilendirme yapılmalı. Sonraki gebelikler için önceden yapılabilecek şeyler veyahut yapılması gerekenler detaylı bir şekilde anlatılmalı. Ve hastanın belki de gerçekten gözünde çok büyüteceği bir durumu aslında biraz daha normale çevirebiliriz. Yani engel olabilecek konular var. Tabii engel olabilecek şeyler var. Araştırılması gerekiyor sadece ve hemen karalar bağlamamak lazım. Yani bir tane düşük olduğu zaman dediğim gibi genetik danışmanlık ve psikolojik danışmanlık bu konuda çok çok önemlidir. Zaten öncelikle hastanın bu durumu anlaması, bu tabloyu olduğu gibi görebilmesi, toplumsal baskıdan sıyrılmış bir şekilde buna bakabilmesi çok önemli. Çünkü gebelik bizim memleketimizde bir şölen havasında geçer. Gebelikle ilgili her türlü olumsuzluk olduğundan çok daha fazla yankı uyandırır. Bunu söyleyen kişi de, bunu yaşayan kişi de çok farklı yankı uyandırır söylemleri. Onun için dikkatli bir şekilde hastayı iyice, detaylıca bilgilendirmek, bu durumun... aslında olabileceği, sadece kendisinde olmadığı ve tedavisinin olabileceği yönünde, bazen de sebebinin dediğim gibi bulunamadığı yönünde detaylı tıbbi bilgilendirmeler yapılmalı bence. Halk önemli bir şey. Duyduğumuz mesela hocam şu da var, birkaç düşükten sonra ikiz bebeği olanlar da var. Tabii yani bu normal yani normal şey. Tabii. Hiçbir farkı yok yani başkasından. Eğer rahimde ciddi bir yapısal anomali yoksa, bir sıkıntı yoksa tabii ki gebe kalabilir. Az önce dediğim gibi yani 3 kere 4 kere düşük yapanın bile, düşük yapan bir hastanın bile bir doğum yapma ihtimali %60'larda bu. Az mı? Çok yüksek bir oran. Yani onun için her zaman tekrarlayan düşüklere rağmen canlı doğum ihtimalinin her zaman çok yüksek olduğunu akılda tutmakta fayda var kesinlikle. Yani Süleyman Hocam dedi ya sevgili izleyenlerimiz karalar bağlamasınlar. Karalar bağlamasınlar tabii ki. İhmal de etmesinler. Evet. Yani bu durumu olağan gören öyle ayrı bir grup da vardır. Yani tamam ne oluyorsa olsun okey tamam yani yapacak bir şey yok hakikaten belki de. Ama alta yatan bir neden varsa bulunabilecek olan onun bulunmaması da olmaz. Yani araştıracaksın. Evet. Bu durumla ilgileneceksin. Belki yani, dediğiniz gibi cerrahi. Belki ufak bir müdahaleyle düzelebilecek şeydir. Mesela geç gebelik, geç düşük, yani 12. haftadan sonra tekrarlayan geç düşükler ya da çok çok erken doğumlar söz konusu olduğu zaman 20'li haftalarda rahim ağzı yetmezliği diye bir durum var buna sebep olan mesela. 18-20 haftada düşük yaptı. Bir sonraki de 24-26 haftada doğurdu. Yaşadı veyahut yaşamadı.
Çok erken haftalar bunlar tabii ki doğum için. Sonra yine böyle oldu. Aslında bunun adı rahim ağzı yetmezliği büyük ihtimalle. Ve 3. ayında gebeliğin 11-14 hafta arasında rahim ağzına bir dikiş atılmakla 36-37 haftalara kadar varacak mesela. Yani dediğim gibi bu tarz durumlar var bizim biraz işe yaradığımız. Eğer bizim yaptığımız bir şeyin ya tıbbın yapacağı bir şeyin işe yarayacağı bir durum varsa onların araştırılmasını sağlamak lazım. Tabii burada hekiminize güveneceksiniz. Tabii kesinlikle. Kesinlikle. İşte az önce güzel bir konuya temas ettiniz. Tabii. Danışmanlık dediniz. Tabii ki. En önemlisi bu konularda danışmanlık, yanlış bilinen şeyler, hastayı yanlış yönlendirebiliyor. Belki çok şey yanlış. Ne aşırı değil. Rahatlık iyi değil. Yani ne hiç önemsemek doğru değil. Evhamlılık değil. Sonrası için şimdiden kaygıya girmek doğru değil. Bir gebelik kaybımız oldu, iki gebelik kaybımız oldu. Tamam artık hayatımızda hiç çocuk sahibi olamayacağı düşüncesine kapılmak da doğru değil. Dediğim gibi 6-7 gebelik kaybından sonra bile doğum yapan bir sürü hasta var. Yeter ki doğru tespitler yapılsın, doğru yoldan yürülsün. Hakikaten bazen bizim de çok fazla katkıda bulunamayacağımız durumlar olabilir. Değiştiremeyeceğimiz durumlar olabilir. Bazen de tüp bebek çözümü olabiliyor bunda. Evet. Tekrarlayan gebelik kayıplarında. Aşılama dediniz. Tabii yani tüp bebekte yapılan preimplantasyon genetik tanı dediğimiz bir şey var. Diyelim ki az önce bahsettiğimiz gibi sürekli anormal bebek denk geliyor gerçekten bir şekilde ve tutunamıyor anormal olduğu için. Annede bir sorun yok rahminde, babada ayrıca bir sorun yok. Ama kromozomal anomaliler, özellikle bu en sık görülen erken gebelik kayıplarında trizomi 16 dediğimiz bir durum var. Monozomi X dediğimiz bir durum var. Hatta yapılan bazı incelemelerde biz görüyoruz bu sonuçları. Hakikaten de bebekte bir özür varmış, ciddi bir kusur varmış. Bunu engellemenin yolu olabiliyor mu? Olabiliyor tabii ki. Embriyo oluşturulduktan sonra tüp bebek yöntemiyle embriyodan biyopsi yapılıyor ve genetik incelemeye gönderiliyor bu. Genetik inceleme sonucunda normal insan kromozomlarına sahip olduğu tespit edilen bebekler yerleştiriliyor oraya, embriyolara yerleştiriliyor. Bu şekilde sağlıklı gebelik elde eden çok hasta oluyor. Ve çok da sağlıklı bebekler de dünyaya tabii, geliyor. Tabii kesinlikle. En azından o bebek, o embriyo yerleştirilirken onda bir kromozomal bozukluk, bir anormallik olmadığı bilinerek yerleştirilmiş oluyor. Bu sebepten dolayı sürekli tekrarlayan düşüyor olan hastalarımızda iyi çözümlerden biri mesela. Yeter ki nedene yönelik araştırmalar yapılabilsin. Bir şeyler bulunursa ne ala dediğim gibi. Yani her zaman şundandır diyemiyoruz. Ama kesinlikle umutsuzluk gerektiren bir durum yok ortada. Öyle bir peki Süleyman Hocam, yaş faktörü devam mıdır? Yaş kesinlikle çok iyi hatırlattınız. İlerleyen yaşlılığa beraber özellikle 40 yaşın üstündeki anne adaylarımız için söylüyorum. Yumurta kalitesinin azalmasıyla birlikte erken gebelik kayıpları daha sık görülmekte. Düşük ihtimali daha çok artmakta. Özürlü bebek sahip olma potansiyeli daha çok artmakta. Bu yüzden düşük konusunda ileri yaş artan bir risk faktörüdür. Daha önceden düşük yapmış olmak artan bir risk artıran bir faktördür. İleri yaş kesinlikle önemli. Hem anne yaşının ileri olması önemli, hem baba yaşının ileri olması önemli. Olumsuz yönde etkiliyor. Tabii. Yani anne yaşını da, anne yaşı da başta olmak üzere erkek yaşı da önemli kesinlikle. Sperm kalitesi açısından. Çok genelde toparlayacak olursak son olarak ekranları başındaki izleyenlerimize tabii ki, tabii neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim ne demek. Tekrarlayan gebelik kayıpları evet ailelerimizde, çiftlerimizde üzücü olabilmekle birlikte dediğim gibi bunların yarısından fazlasının bebekten kaynaklı olduğunu unutmasınlar. Birçoğunun sebepsiz olduğunu da bir akıllarının bir kenarına yazsınlar. Yani illaki kendilerinde çok ciddi bir sorun var da bu yüzden oluyor diye bir düşünceye, bir inanışa kapılmasınlar. Çünkü bu üzerlerinde bir baskı oluşturacaktır. Bu üzerlerinde bir özgüven eksikliği yaratacaktır. Bu motivasyonlarını bozacaktır ilerisi için. Tekrarlayan gebelik kaybı durumumuz varsa detaylı muayenelerini, tahlillerini kadın doğum doktorlarımız aracılığıyla yaptırsınlar. Ve ilerisi için her zaman olumlu olabilecek düşüncelere
olumlu düşüncelere kapılsınlar. Her zaman olumsuz düşünmesinler. Düşünmesinler. Yani çünkü sonuçta tıbbın başarılı hekimlerimiz var. Sağ olun, estağfurullah. Sağ olun, estağfurullah. Gerçekten kadın doğum noktasında da çok başarılı. Süleyman Hocam ve diğer hocalarımız, sağ olun, çok sağ değerli olun. Hocalarımız var. Sağ olun, sağ olun. Ya burada herkes elinden geleni yapacaktır. Bütün hekimlerimiz, tabii ki o ailelerimizin, o tarz anne adaylarımızın sağlıklı bir gebeliğe kavuşması için tıbbın imkan verdiği, tıbbın imkanları dahilinde eline gelen her şeyi yapacaktır. Bu konuda müsterih olsunlar. İhmal etmesinler. Tabii kesinlikle. Kesinlikle. Ama işte dediğim gibi bir kere öyle bir gebelik kaybı olduğunda çok ciddi dramatik bir durum varmış aslında ortada. Çok ciddi üzüntüye kapılabiliyor hastalarımız. O kadar olmasın. Tedavisi yapılacaksa yani sağlıksız bir gebelik kaybıysa, eğer sağlıksız bir bebekten dolayı bir kayıpsa, o kadar çok aşırı üzülüp ilerisi için bu kadar çok umutsuz olmanın bir anlamı olmadığını zamanla kendileri de görüyorlar zaten. Yani hastalarımız sağlıksız bir bebek dünyaya getirmektense belki çok daha kötüsünden koruyordur bazı mekanizmalar bizi. Belki çok daha kötü sonuçlardan koruyordur. Ama burada önemli olan engellenebilir, tedavi edilebilir nedenlerin tespit edilmesi, ortadan kaldırılması ve tedavi edilebilmesi. Burada o noktaya özellikle değinmekte fayda var. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Evet kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımızın bu haftada sonuna geldik. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız operatör doktor Süleyman Yeni Ocak hocamla birlikte tekrarlayan gebelik kayıplarından bahsettik. Ve çok güzel mesajlar ve bilgiler verdi hocamsa. Kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz. Ve sizler de Kanal 58 izleyenlerimize bizlerden ayrılmamanız ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse İnsan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp, Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere
ilk ev sahipliği yapan 3 doğum mahallesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.